Sayın Erdoğan cuma namazı çıkışı bir açıklama yaptı bu ekonomideki gidişle ilgili. Türkiye'de ekonomide tırmanış var dedi ama bunu görmüyorlar dedi. Siz görüyor musunuz bu tırmanışı? Vallahi abi kendisi görür ayrı mesele, biz görmüyoruz yani. Ekonomi diye yükseliş diye bir şey yok. Türkiye gittikçe zaten bataklığa gidiyor. Yani kim bunu söylüyorsa, Erdoğan söylüyor, yandaşları söylüyorsa. Şimdi biz halk olarak isyandayız. Yani Erdoğan kendi açısından tabii kendisi arayda otururken iyi. Kendisi yemedi önünde, yedi arkasında. Onun için hava iyi. Ama bizim için halk olarak artık buramıza kadar geldi. Yani artık diyorlar yutacak, ata yutacak şeyimiz de kalmadı. Yalan dolan konuşmasın. Ne Erdoğan ne yandaşları. Bu halk yalan mı söylüyorlar? Yalan söylüyor yani. Milleti kandırmaya başka değil. Ben 20 sene önceyi arıyorum. Bir şey olduğu zaman ekonomimiz çok yükseldi. Nerede yükseldi ya? Ben niye görmüyorum? Halk niye görmüyor? Hiç kusura bakmasın. Kimse enayi değil. Bu halk çok bedel verdi. İnan ki var ya artık buramıza kadar geldi. Onları Allah'a havale ediyorum. Ak değil, karadır. Adı ak ama kendisi kara. Gerçekten tırmanışta mıyız? Ya da görmeyen neden görmüyor? Ben görmüyorum. Neden görmüyorsunuz? Herhalde gözlerimiz kör olduğu için. Gözlük taktığı onun için görmüyoruz herhalde. Cebimiz boş olduğu için görmüyoruz. Peki yalan mı söylüyor koskoca Cumhurbaşkanı? Ya, o yalan söylemeyebilir ama ben görmüyorum. Benim cebim boş. Ekonominin iyiliği bana yansımadı. Evet, şu an yükselişten bahsediyor. Evet, dolar şu an yükseliyor. Dolar yükseliyor ama ekonomi? Ekonomi de dibe düşüyor. Tamam, o zaman tam şimdi Tayyip Erdoğan'ın görmediği şu var. 2 milyar 300 milyon para veriyor. Değil mi? 2300 lira para veriyor. Tamam mı? Şu an 1100 lira ev kirası. Şöyle söyleyeyim. Hemen hemen 200-250 milyon da elektrik geliyor. 200 milyona yakın da su geliyor. 4 kişilik ailenin aylık sadece mutfak masrafı en az 1000 TL. Bu adamlar yemesinler, içmesinler. Ya bırak gezmesini, tozmasını. Ekonomi tırmanışa çıkıyor, öyle mi? Onu geçeceğim. Vallahi Sayın Erdoğan diyor. Bilmiyorum. Koskoca Cumhurbaşkanı yalan söyleyecek hali yok ya. Evet, yalan söylüyor işte. Niye? Ben mekanik ustasıyım. 10 numara mekanik ustasıyım. Herhangi bir firmanın bulamayacağı bir insanım belki de. Ama şu an ben işsizim. Niye? Ekonomik tırmanışta değil mi? Öyle bir şey yok. Ben şu an evliliğim bitmek üzere. İşim yok. Evliliğimi kurtarmam için para lazım. Ve şu an Tayyip Erdoğan ilk baştan yok öyle atıp tutacağına insanların şu an nasıl geçindiklerine bir baksın. Bakınız ben emekliyim. 1850 liraya alıyorum. Halen çalışıyorum, yetmiyor. 1850 lira alıyorum ya. Yani bir tırmanış. Nereye tırmanıyoruz? Nasıl tırmanıyoruz? Bir tırmanış olsa hepimiz görürüz. Bilakis Ali feryat figanda ama ne bileyim saraya ses gitmiyor zar. Gelsin sorsun nereye yükselmişiz, kim ne yükselmiş, bize ne yükselmiş, ne zirvesi, neyin zirvesi. Bir de ilginç bir ekleme daha yaptı Sayın Erdoğan. Dedi ki 105 milyar dolar döviz rezervimiz, dolar rezervimiz var dedi. O zaman şu soru akıllara geliyor. Madem bu kadar çok dolarımız var, niye dolar tırmanıyor, niye Türk lirası değer kaybediyor? Demek ki yok. Olsa... Ya koskoca Cumhurbaşkanı yalan söyler mi? Yapma Allah aşkına. Vallahi siyasetçiler o işleri iyi bilirler. Vallahi şu anda tırmanışta olması mümkün değil. Çünkü ekonomik kriz var. Millet zaten işsiz yani. Fabrikalar zaten adam çıkartacak, çıkartamıyorlardı yani pandemiden dolayı. Ama ben zannetmiyorum. Ekonomi iyi değil yani. Peki Sayın Cumhurbaşkanı, koskoca Cumhurbaşkanı yalan söyleyecek hali yok ya. Bir bildiği vardır mutlaka. Vallahi bu devirde kim doğruyu söylüyor ki? 2000 senesi ekonomisi krizinde dolar 2,5 liraydı. Herkes yazar kasa atıyordu, bilmem ne atıyordu. Şimdi dolar olmuş 10 lira, 8 lira. Kimsenin ben kasa attığını görmedim. Demek ki millet halinden memnun yani. Sen memnun musun? Bak diyor ki 2002'deydi, 2001'deydi. Yazar kasa atmışlardı Ecevit'in önüne ekonomi evet. Dolar yükseldi diye. Ama şimdi diyor belki millet halinden memnun, yazar kasa atmadı, atmıyorlar diyor abimiz. Sen ne diyorsun? Vallahi abi doları yükselten zaten apaçık belli yani Amerika yani. Bunun arkasında Trump var. Apaçık bu da belli yani. Yani dış güçler mi doları yükseltiyorlar? Trump'ın işi bu yani. Ama dünyada diğer ülkelerde dolar yükselmiyor. Sadece Türkiye'de yükseliyor. Türkiye'de yükseliyor abi çünkü Türkiye hiçbir ülke tarafından sevilmiyor. Bu da apaçık belli yani. Dış güçler mi yapıyor doları? Ne diyorsun abi?
bunun dış güçleri, ben Amerika'nın, sadece bir Amerikan mı var bunun arkasında ya, bir sürü şey var. Biz bu kadar zayıf mıyız bu arada? Bak şöyle bir şey söyleyeyim. Türkiye'de üretim yok şu anda. Türkiye'de tüketim, yani tüketim var ama üretim yok. Ne diyorsun? Vallahi abi hani karışım, üreteceğim bir şey, şunu söylemek bir şey istiyorum söyle ben. Bana. Hadi ürettiğin bir şey ben yok. Ben şunu söylemek ya istiyorum. Zaten Türkiye'ye tüm ülkeler düşman yani. Bunu tamam, da... Şimdi düşman diyelim de biz bu kadar zayıf mıyız, zayıf mıyız da bizim ekonomimiz bu kadar zayıf mı ki gelip müdahale ediyorlar? Biz ülke olarak zayıf değiliz. Nasıl peki müdahale edebiliyor bize? Yani onların ayrı bir sistemleri var. Hani bunlar nasıl yani? Da belli sistemleri biz var. Biz güçlü olsak Amerika ya da dış güçler bize müdahale edebilir mi? Mutlaka diyorlar abi. Bir şekilde diyorlar yani. Amerika güçlü bir ülke mi? Güçlü. Amerika'ya biz müdahale edebiliyor muyuz? Biz edemiyoruz abi. Neden edemiyoruz? Edemiyoruz çünkü nasıl söyleyeyim? Ama Amerika bize müdahale ediyor. Ediyor. Peki biz güçlü müyüz? Biz ülke olarak yine güçlüyüz. Sen vatandaş olarak görüyor musun bu tırmanışı ya da görmeyenler neden görmüyor? Yani görmeyenler dediğim gibi bence insanlar işine nasıl geliyorsa öyle bakılıyor Türkiye'de. Yani kutuplaşma çok var bizim ülkemizde. Kim yarattı bu kutuplaşmayı? Yani gerek ana muhalefet, gerek farklı örgütteki insanlar, partideki insanlar. Kutuplaşmayı muhalefet mi yarattı? Ya bana göre ana muhalefetin farklı fikirleri ülkeyi ayrıma götürmesi ve arkasındaki insanları da alıp... İktidarın kabahati yok mu sence bunda? Bana göre iktidarın kabahati yok. İktidar sadece... Ülkeyi kim yönetiyor? İktidar mı yönetiyor, muhalefet mi yönetiyor? Yani şu an ülkemizi iktidar yönetiyor. Yani başımızdaki... Peki ekonomiden de o zaman iktidar sorumlu değil mi? Niye kutuplaştırsın muhalefet? Yani... Muhalefetin bu gücü olsa zaten iktidar olmaz mı? Ya ama öyle de şimdi ülkemizde insanlar kendi düşüncelerine göre bir Türkiye yaratmaya çalışıyorlar ama şu an günümüzdeki Türkiye'yi kabul etmiyorlar. Herkes farklı fikirlerin peşinde. Ama zaten farklı fikirde olmaları insanların iyi, kötü bir şey değil. Kötü herkes şey değil ama herkes aynı fikirde olan, olsa kimin için doğru? Yani onlar için doğru olan şey Türkiye için doğru olmayabilir. Onlar sadece kendi kafalarındaki... Mesela onlar dediğin yani. Muhalefeti mi kastediyorsun? Evet. Ha? Yani farklı, iktidarın dışındaki gerek... İktidarın çünkü... yaptığı her şey doğru mu sence? Yani ülkemiz açısından doğru. Mesela Sayın Erdoğan bugünkü açıklamasında dedi ki 105 milyar dolar rezervimiz var dedi. O zaman da şöyle bir soru akıllara geliyor. Madem 105 milyar dolar gibi bir rezervimiz var, bu dolar niye yükseliyor o zaman? Niye müdahale etmiyorsunuz? Doların yükselmesi ülkemizin içindeki güce dayalı değil. Doların yükselmesi... Ama bütün dünyada dolar düşüyor, sadece Türkiye'de yükseliyor. Yani doların düşmesi demek şu an ülkemize artı bir şey kazandırmaz, eksi bir şey kazandırmaz. Ama Türk lirası değer kaybediyor. Ya ama ülkemizde... Her şey zamlaşıyor, pahalılaşıyor, artıyor fiyatlar. Pahalılaşıyor ama sadece ekonomik açıdan bakıyoruz olaya. Zaten öyle bakacağız değil mi? Senin cebini etkilemiyor mu? Ya. Şu anda bilmiyorum, çalışıyor musun? Öğrenci misin? Ne yapıyorsun? Ne iş yapıyorsun? Aylık gelirin ne kadar? Bu aldığın gelirle geçinebiliyor musun? Benim için şu bireysel an olarak. Bireysel olarak bir sıkıntı yok. Ama dediğiniz işe gelirse... Ama asgari ücretle aile geçindirmeye çalışan insanlar var. 3 çocuklu vesaire. Yani o bence paradan ziyade kendi bulunduğu konumdan kaynaklanan bir sıkıntı. Ya paradan değil, ekonomiden değil. Ya ekonomiden değil o. İnsanların ayağını yorgönüne göre uzatması. Evet. Şimdi haddini bilmiyoruz. Ya benim görüşümce öyle. Ekonominin tırmanışta olduğuna kısmen inanıyorum. Hı-hı. Kısmen inanıyorum ama düzeleceğine de inananlardanım. İnanıyorsun düzeleceğine? İnanıyorum. Kesinlikle inanıyorum. Şimdi Erdoğan... Üstesinden gelebilecek kapasiteye sahiptir bu millet. Erdoğan konuşmasında dedi ki 105 milyar dolar rezervimiz var dedi. Kimse endişe etmesin demeye getirdi ama o zaman da şu soru akıllara geliyor. Madem 105 milyar dolar rezervimiz var, rezervimiz bu kadar iyi. Bu döviz, bu dolar niye yükseliyor? Türk lirası neden değer kaybediyor? Neden her şey bu kadar pahalı? Tabii ki bütün şu an... Bütün dünyada bu arada unutmayın sözünü, bütün dünyada dolar düşerken bizde yükseliyor. Tamam, doğrudur. Fakat biliyorsunuz Türkiye'nin dört tarafı kuşatıldı. Düşmanlarımız var. Kesinlikle var. Hiç boş duruyorlar mı? Peki biz bu kadar zayıf bir ülke miyiz de dış güçler bizi bu hale getiriyor? Çok güçlü bir ülke olduğumuz için. Ama madem güçlüyüz, dolar bizi etkilememesin lazım. Kıskaca almış durumdayız. Her türlü saldırıları bertaraf etmeyi şimdi de Amerika, başarabilecek Amerika güçler. Güçlü bir ülke. Amerika güçlü diyelim. Ya dünyanın süper güçlerinden biri olarak kabul ediyor. Biz Amerika'ya müdahale edebilir miyiz? Böyle bir gücümüz var mı? Ekonomisini çökertelim mesela. Hayır, yapmayalım. Niye? Onlar bize yapıyor. Çünkü biz seviyemizi korumamız lazım. Çirkeflen çirkef olmaz. Diyorsun.
Onlar çirkeflik yapıyorsa biz de çirkeflikten cevap vermemiz yanlıştır. Dedi ki ekonomideki tırmanışımız devam ediyor ama bunu göremeyenler var dedi. Tırmanış yukarı doğru yapılan bir şey oluyor değil mi? Evet. Yani iyi bir durum var yani, öyle mi? Öyle söylüyorum? Öyle de onu demeye getirdi ama sonra göremeyenler var dedi. Göremiyorsunuz dedi. Mesela bilmiyorum, sen görüyor musun, görmüyor musun? Yani o tırmanış nereye doğru yapılıyor ben bilmiyorum açıkçası yani. Bak görüyorsun, bir tane maske almaya Kızılay'a gidiyoruz yani. Final aslında belli. Bir şey de söylemek istemiyorum, bilmiyorum. Silivri bu saatte de soğuk olabilir yani. Yok, sıcak şimdi. Yani. Sıcak mıydı şimdi? Yani bilmiyorum abi, ne diyeyim ki yani. Kendi çevresine göre herhalde her şey çok güzel gidiyordur. Vallahi şu anda ekonomi biraz zor durumda. Biraz. Yani tırmanış da değil. Vallahi ben görmüyorum yani, tırmanış falan neden görmüyorum şu anda. Durum belli. Belli, biz kahvecilik yapıyoruz. 3,5-4 aydır hiçbir şey yok. Kötü görüyorum. Koskoca Cumhurbaşkanı yalan mı söylüyor o zaman? Ya herkesin kendi yorumu, şimdi koskoca Cumhurbaşkanı'na bir yalan şey söylüyor diyemeyiz. Onun da kendi şeyleri vardır tabii. Danışmanları vardır. Artık yanlış mı aktarılıyor? Her tarafta olamıyor tabii kendisi. Sen tırmanış olduğunu düşünüyor musun yoksa göremeyenlerden misin? Ben göremeyenlerdenim diyelim. Neden? Benim bir şey göremiyoruz çünkü. Hani dolar hep artışta abi. Türk parası her zaman düşüşte olduğu için belki onu göremiyoruz yani. Bir de çok zam geliyor. Bir de çok zam geliyor. Her şeye. Her şeye zam geliyor. Türk parası bu sefer düşüş yaşıyor. Bir maaşlara gelmedi. Aynen. Mesela şu an ben okul okumuyorum. Asgari ücretle çalışıyorum. 2300 falan. Yani neyimi kurtaracak ki? Ehliyet sınavına yazıldım 3 milyar. Kim veriyor bunu? Ben vereceğim. Neyime yetecek? 2 milyar falan alıyorum. Şu anda ekonomi ben iyi görmüyorum. İyiye giden de bir ekonomi değil yani. Neden? Gidişatı gittikçe iyi, kötüye gidiyor. Dünya piyasası. Ekonomide, Türkiye ekonomide tırmanışta bunu görmüyorlar dedi. Görmeyenler vardı. Siz vatandaş olarak... Ne söylüyorsa doğrudur. Doğrudur diyorsun. Aynen öyle. Tırmanıyor Türkiye. Aynen tırmanıyor. Ekonomide güçlüyüz. Ama dolar da... Biz yükseliyor. Her zaman güçlüyüz zaten. Biz gücümüzü kaybetmedik Allah'ın izniyle. Peki dolar niye yükseliyor o zaman? Dolar mı? Türk lirası değer kaybediyor. Bu yalnız Türkiye'de kaybetmiyor ki. Yok. Dolar diğer ülkelerde değer kaybediyor, Türkiye'de yükseliyor. Değer kaybediyor. Nasıl değer dolar kaybediyor? Bak, yanlış. Ben mi yanlış söyledim, yanlış mı anlatamadım? Şöyle, dünyada dolar değer kaybediyor, başka paralar karşısında Türkiye'de değer kazanıyor, TL değer kaybediyor. Ya bunlar bir takım iniş çıkışlar, bu devlet düzeltir bunu. Düzeltir diyorsun. Aynen öyle. Aynen, izin vermiyorlar ki adamlar. Kim vermiyor? Çalışma. Kim? Kim olacak? İYİ Parti vermiyor, öteki CHP vermiyor, PKK partisi vermiyor. Bu adam ne yapsın? Engelliyorlar mı? Hepsi engelliyor tabii. Dinliyor mu? İYİ Parti de içinde dahil. Tabii abi. Hadi hayırlı işler.